Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugünkü derste ne yapacağız aslında? Bir vektör sınıfının içerisine bakın. Find max, find min fonksiyonlarını bulmuştuk. Artık karşılaştırma işlemlerini aslında biraz da sort'la, yani aslında sıralama algoritmalarıyla birlikte kullanmaya başlayacağız. Sıralama, hatta şunu da şey yapalım. Algoritması diyorum, bakın buraya. Bu işlemleri tabii bizim yapmamız için önce kütüphanenin aslında kendi içerisinde buna dair bir formu var mı yok mu onu öğrenmeliyiz. Ondan sonra da gerçekten bizim işlemlerimizi, yani şu vektörleri gerçekten sıralamak istiyorsak bunları yapmayı, bunları göstermeyi burada denemeliyiz arkadaşlar. Şimdi bakın, buraya geliyorum. Include diyorum. Utility class HPP using namespace STD diyorum ve int main ifademi koyuyorum. Return sıfırımla aslında buraya geliyorum. Bakın, bir vektör int diyeceğim burada. iVec1 diyorum. Aynı şekilde bakın, iki ifademi de koyuyorum yine. Buna alıştınız zaten arkadaşlar. O yüzden bunları sırasıyla bu şekilde yazacağım. 10.0 diyorum. Şöyle. Ve siyah diyorum. Unsorted vectors are given diyorum. Şuraya end'lemi koyuyorum. Ve bunu koyduktan sonra iVec1, bakın sort diye bir işlem var mı burada? Direkt olarak aslında bizim kullanabileceğimiz bir sort işlemi burada yok arkadaşlar. Şimdi bakın, bu bize ne anlatıyor? Aslında tam olarak şunu anlatıyor. Demek ki bakın, biz vektörleri kullanırken bunu yapamıyoruz. Buna dair bir kural uyduramıyoruz. Peki biz listle alakalı bir sürü örnek yapmıştık bakın. Listi buraya alıyorum. iVec2'yi alıyorum. Bu sefer sort ifadesini bakın burada ben kullanabiliyorum arkadaşlar. Neden kullanabiliyorum? Çünkü benim verdiğim ifadelerde bu define'in içerisinde aslında sort benim için tanımlanmış. O yüzden bakın, gidiyorum. Şunların ikisini de display ediyorum. iVec1 ve şöyle iVec2 yazıyorum. Şunları şöyle alıyorum. Buraya geliyorum. Sorted vectors diyorum. Bakın iVec1 şu anda hala vektör ama iVec2 list türünden bir integer template'ine sahip, aslında değişken türü. Bu yüzden bakın, biz bunu yaptığımızda dikkat edin, 0518 bilmem ne 187 53003111. Bakın ikinci listede aslında biz bunların hepsini sort edebilmişiz arkadaşlar. Ve bu sort işlemini biz yaptığımızda gerçekten bunların doğruluğuna ve yanlışlığına göre gerçekten listede bunu kullanabiliyoruz. Sort can be is included in itself diyorum bakın. Ama bakın, vektör sınıfında böyle bir yapı yok arkadaşlar. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor aslında? Demek ki vektör sınıfı için aslında bunun örneğini gidip burada yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Neden söylüyorum bunu? Şundan dolayı. Bizim bakın yazacağımız sort değerinin içerisinde öyle bir algoritma yazacağız ki bu vektörü kendi içerisinde short edecek. Yani aslında sıralayacak arkadaşlar bizim için. O yüzden bakın, burada yapmamız gereken şey ne? Aslında sistemin içerisinde bir sort fonksiyonu yazmak. O yüzden bakın, şunu bir yorum satırına alıyorum. Şöyle. Bu concept of proof örneğimiz olsun. Bakın buraya geliyorum. -8 diyorum. Gidip. Burada bakın iVec2'yi artık ne yapayım? Yine vektöre çevireyim. Vektörü çevirdikten sonra bakın, burada benim kullanacağım ifade ne olacak aslında? Ben buraya öyle bir fonksiyon yazacağım ki sort vektör it diyeceğim ve bunun içerisinde iVec1.begin'i iVec1.end'i vereceğim. Aynı mantıkla bakın ne yapacağım? Gideceğim iVec2 için de bunun aynısını yapacağım. Yaptığımda benim için aslında arkadaşlar bunu ne yapacak? Sıralayacak. Bu fonksiyonun içerisinde. O yüzden bakın, şu -8'i alıyorum buraya.
Şöyle. Geliyorum. X8'in içerisine bakın. Şimdi yapmam gereken şey ne? Bir template ifadesiyle birlikte bir class T oluşturmak. Void diyorum. Sort vector it buraya diyorum. T'nin back'i, T'nin end'i diyorum. Burada arkadaşlar kabacık sıralama. Yani aslında bubble sort algoritmasını ben uygulayacağım size iteratörlerle birlikte. Ve bunun içerisinde aslında ben bütün değerlerin hepsini implemente etmeye çalışacağım. Şimdi bakın. Bizim iteratörlerle bu ifadeyi yapabilmemiz için öncelikle bakın bubble sort'un içerisinde neye ihtiyacımız var? Bu dizinin size'ına ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman bakın bir tane size t türünden size eşittir 0 tanımlıyorum. While diyorum. Back eşit değilken end diyorum bakın. Ve size'ı burada sürekli arttırıyorum. Ve back'i de arttırıyorum. Neden? Çünkü back son adres değerine gelene kadar arkadaşlar. Bu son adres değerine geldiğinde ne yapmasını bekliyorum ben bunun? Bu vektörün aslında bakın burada. Aynı şuradaki bu tanımı var ya. Bunun size'ını bulmasını bekliyorum. Bu çıkan değer artık burada bakın benim size'ım olacak arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu yaptım diyelim. Bunu yaptıktan sonra temel olarak ne yapıyoruz biz? Sort işleminin içerisinde bir for döngüsünün içerisinde size t i eşittir 0 diyoruz. I size eksi 1'den küçükse i artı artı diyorum. Ve o zaman ne yapmam lazım? Bu döngünün içerisinde birinci elemanı seçip 2, 3, 4, 5 ile karşılaştırmam lazım. İkinci elemanı seçip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar gitmem lazım. Üçüncü elemanı seçip 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar gitmem lazım. O yüzden bakın iki tane aslında iç içe for döngüsü oluyor burada. Bu yüzden bakın buraya geliyorum. Size t k eşittir 0 diyorum. K size eksi 1 eksi i diyorum. Ve k artı artı diyorum burada. Bakın ben bunu buraya verdiğimde artık ne yapmam lazım? Burada aslında işte arkadaşlar swap işlemi yapmam lazım. Yani bunları aslında birbirine transfer etmem gerekiyor arkadaşlar. Ama hep ne yapmam lazım? 1 ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'u hepsini karşılaştıracağım. Karşılaştırdıktan sonra hepsini swap edeceğim. O yüzden bakın gidiyorum. İçeride bir tane aslında değişken üretmem lazım. Neden? Çünkü bag'i bakın burada arttırdığım için son adres değerine kadar gitti. O yüzden bakın buraya geliyorum. Ta en başta auto keyword ile sort bag eşittir bag diyorum. Auto keyword ile sort end eşittir end diyorum. Bunlar benim başlangıç değerim olacak ve for döngüsünün içerisinde bunları kullanacağım. O yüzden bakın burada sort back ve sort end'i ben arttırarak aslında işlem yapmaya çalışacağım. Şimdi bakın buraya geliyorum. Bir if diyorum. If'in içerisine yıldız sort back ifadesini buraya alıyorum. Aldıktan sonra bakın burada ne yapabilirim ben? Bu sort back'in içerisindeki ifadede bakın yıldız bir sort back forward tanımlamam gerekiyor. İteratör türünden olması gerekiyor. Çünkü bir sonraki adres, bir sonraki adres, bir sonraki adres aslında sürekli bunlarla benim bunu karşılaştırmam gerekiyor burada. Bu döngünün içerisinde arkadaşlar. O yüzden bakın ne yapacağım? Her döngü değerinde sort back forward'ı burada bir arttıracağım. Neden bunu yapacağım? Çünkü bakın benim sort back'i burada arttırmam gerekiyor ki ben bu döngüyü çalıştırdığımda şu swap işlemini yapabileyim bakın. Swap diyorum. Yıldız sort back diyorum. Ve yıldız sort back forward ifadesini buraya koyuyorum bakın. Şimdi bakın bu for döngüsünü koydum buraya. Koyduktan sonra bakın sort back forward ifadesini benim nerede tanımlamam gerekiyor? Her döngünün içerisinde arkadaşlar yukarıda şurada. Sort back forward eşittir. Sort back ifadesini burada bununla initialize etmem gerekiyor. Eğer bununla initialize ediyorsam sort back ifadesini de burada artı artı yapıp aslında algoritmamı tamamlayabiliyorum. Şimdi bakın. Bizim burada verdiğimiz ifadenin içerisinde dikkat edin bakın. Bir tane for döngümüz var. Bu for döngüsü dönüyor. İlkinde sort back forward'ı tanımlıyoruz burada. Hep bunun değerine sort back değerini atıyoruz. İlk değerimiz oluyor bu. İlk değer bakın buna atandığına göre. Ben içeri gidiyorum. Size TK'nın içerisine. Sort back'in içerisinde birinci adres değeri var bakın. Bunda ama artık ne var? İkinci. Bakın bir döngü daha dönüyor. Üçüncü. 1 ile 3'ü. 1 ile 4'ü. 1 ile 5'i. 1 ile 6'yı. 1 ile 7'yi. 1 ile 8'i. 1 ile 9'u. 1 ile 10'u karşılaştırıyor bakın.
İkinci döngüye geçtiğinde bakın sort back'i arttırdığım için ben 2 oluyor. 2 olduğunda bakın arkadaşlar ne yapıyor? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar aslında bütün karşılaştırmayı burada yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben bunun sortunu çalıştırdığımda burada 2 tane vektör içinde aslında bakın 0, 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 8 ifadesini elde ediyorum. 0, 0, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 8 ifadesini detaylı bir şekilde aslında burada elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın pointerlarla yaptığınızda ben bunu liste çevirsem de fark etmez bakın. Bu. Ben bunu list yapıyorum burada. Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Çünkü tamamen iteratörleri kullandım. İteratörleri kullandığım için bu değerler tamamen doğru çalışıyor. Ancak bakın vektörün içerisinde biz bu ifadeleri bu şekilde yapmak yerine aslında indislerle de aslında gösterebiliyoruz arkadaşlar. Yani şu short back ya da diğer fonksiyonları da belki de kullanmak zorunda değiliz burada. Bu yüzden bakın bu sort vektör için ikinci bir formunu daha ben size yazacağım bir sonraki derste. Ama bu tamamen vektöre ait olacak arkadaşlar. Liste ait olmayacak. Neden? Vektörün içindeki elemanları, değerleri kullanarak aslında bunları yapmaya çalışacağım arkadaşlar.